Argos gazetesi yayın yönetmeni Hrant Dink, gazetesinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Özgür düşünceye, demokratik yaşamımıza kurşun sıkılmış. Hastasını itiraf ettiğini açıkladı. Tanrı'nın ve onun azmettiricileri ve içinde bulunduğu grubu, ekibin yakalanmasında gayretli olanları huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Öldürülmüş. 100 kişiyi de mahkum etseler bana ne getirisi olacak bir sormak isterim size. Bize ne getirecek? Hepimiz görecek miyiz? Özlemimizi alacak mıyız? Ama bir adalet yerine oturdu diye bir rahatlama, bir şey gelecek. Ben yaşadığım sürece peşinde olacağım. Tahmin ediyorum ailenin tüm fertleri, belki de Türkiye'nin bütün vicdan, toplumdaki vicdanlı insanları, ki bu çok güçlü bir hamurdur Türkiye'de, Anadolu'da. Hrant Dink ne demişti? Bizimle dalga geçtiler. Dalganın en büyüğünü meğerse en sona saklamışlar. Denizli'deki 3-5 kendini bilmez tarafından öldürülmüş. Burada örgüt yokmuş. Bu kadarını beklemiyorduk. Devletin parmak izi Tuncel'di. Erhan Tuncel. Zaten verilen mahkeme kararı gördüğünüz gibi o parmak izini temizlemek üzerine çıktı. ...19 Ocak 2007... gazeteci Hrant Dink öldürüldü. 1954'te Malatya'da başlayan yaşamı, kuruluşu için yıllarca emek verdiği Agos gazetesinin önünde son buldu. İkisi tutuklu 19 sanığın yargılandığı Dink davası 5 yıla yayılan 25 duruşmayla sonuçlandı. Mahkeme cinayette örgüt saptayamadı. Tüm sanıklar silahlı terör örgütü üyeliği suçundan beraat etti. Hrant Dink gençlik yıllarından itibaren sol siyasetin içindeydi. Eşi Raquel Dink ile birlikte Tuzla Çocuk Kampı'nı işlettiği yıllar, sıkıntıların da ortaya çıkmaya başladığı dönem oldu. Tuzla Kampı, Ermeni terörist yetiştiriliyor gerekçesiyle kapatıldı. 1996, Agos'un kurulduğu yıl, Hrant Dink, Ermenice, Türkçe gazeteyle iki toplum arasındaki kültür ve görüşlere köprü olmayı hedefledi. Türkleri Türkiye'de uyarıyorum, Ermenileri Ermenistan'da uyarıyorum, Avrupalıları da Avrupa'da uyarıyorum. Yani benim işim bu. 2004 yılında Agos gazetesinde yayınlanan bir haber, tehditler döneminin başlangıcı oldu. Sabiha Gökçen mi, Hatun Sibil Cihan mı haberi, Agos'ta yayınlandıktan 2 hafta sonra ilk uyarı askerden geldi. Genelkurmay'dan sert bir açıklama geldi. Açıklamada böyle bir sembolü, amacı ne olursa olsun tartışmaya açmak, milli bütünlüğe ve toplumsal barışa katkısı olmayan bir yaklaşımdır ifadesi yer aldı. Hrant Dink hemen ardından beklenmedik bir davet aldı. 24 Şubat 2004, Hrant Dink buraya İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör'ün davetiyle gelmişti, ancak Güngör'ün odasında 2 tane de MİT görevlisi vardı. MİT görevlileri Dink'i Agos gazetesinde yer alan ve Sabiha Gökçen'in Ermeni yetimlerden biri olduğu iddiası taşıyan yazı ile ilgili uyarmışlardı. Ancak Dink hedef seçildiğini düşünmüştü. Galiba artık hedefim demişti. Neden hedef seçildiğini yıllar sonra, cinayetten kısa bir süre önce 12 Ocak 2007'de kaleme aldı. Neden hedef seçildim yazısında şöyle aktaracaktı. Haddimi bilmeliydim, dikkatli olmalıydım. Yoksa iyi olmazdı. Hakikaten de sonrası iyi olmadı. Agos'un önünde ya sev ya terk et, bir gece ansızın gelebiliriz sloganlarıyla gösteriler düzenlendi. Yine bu dönemde kaleme aldığı bir yazı daha da büyük tepki uyandırdı. Ermeni soykırımı iddiası üzerinde ısrarla durulmasının yarattığı sıkıntıyı ironik bir üslupla anlattığı yazı. Türk'ten boşalacak o zehirli kanın yerine dolduracak temiz kan, Ermeni'nin Ermenistan'la kuracağı asil damarında mevcuttur. Türk olgusunun Ermeni kimliğini ve özellikle diasporadaki Ermeni kimliğini ne kadar çok etkilediğini, biçimlendirdiğini,
ve olumsuz yönde biçimlendirdiğini anlatmıştım ve bir tür Ermeni kimliğini zehirlediğini belirtmiştim. Ve Ermenilere de diyordum ki Türk'le bu kadar uğraşmayın, ona öfke duymayın, bu zehri dışınıza atın, içinizden dışınıza atın. O yazı üzerine Hrant Dink'e 301. maddeden Türklüğü aşağıladığı gerekçesiyle dava açıldı. Ama eğer bir gün daha ceza alırsam yaşamam, giderim. Öbür türlüsü şerefsizlik. Yani beraber yaşadığınız insanlara tahkir tezif edeceksiniz ve beraber yaşayacaksınız. Bu benim karakterim değil. Hrant'ın ırkçılıkla uzaktan yakından ilgisi yok. Ben Beyrut'tan döndüğümde Beyrut'ta okumuştum Ermeni tarihini ve çok kötü zehirlenmiştim. Her gece ağlıyordum ve orada yemin etmiştim ki Türkiye'ye döndüğümde ilk Türk'ü öldüreceğim. Soykırım anlatılıyordu. 12 yaşındaydım ve ruhum... Ben geldiğimde abime bunu anlattım. Ya dedim sen o savaşlarıyla uğraşıyorsun. Şu bu bak bizim soyumuz böyle... Ya dedi dur dedi sen kötü ol. Beni 3 yılda tedavi etti abim. Irkçılığın, milliyetçiliğin ne kötü bir şey olduğunu. Ve ben belirli olaylarla Türkiye'de haksızın yanında yer almayı, yaşadığım toplumu, insanları sevmeyi ve onların sevincine, üzüntüsüne katılmayı öğretti bana. Hrant böyle biriydi. Haydi aydınlar! Hrant Dink'e yönelik tepkiler duruşma salonunun da dışına taştı. Türk milletini, milletine, değerlerine, anayasal kurumlarına küfretmeyi, hakaret etmeyi, aşağılamayı alışkanlık haline getirmiş bulunan Hrant Dink. Beraber yaşadığınız farklılıkları, farklı kimlikleri eğer aşağılıyorsanız bunun adı ırkçılıktır ve dünyanın en büyük suçu budur. Burada Türk'ü aşağılamakta aynı derecede, Ermeni'yi aşağılamakta aynı derecede ırkçılıktır diye düşünüyorum. İfade özgürlüğünün, eleştirinin olmadığı ülkelerde de baktığınız zaman o zaman başka tepkiler, marjinal tepkiler görüyorsunuz. Bunlar terör olur, silahlı eylem olur, şu olur, bu olur. Akıllı demokratik ülkelerde bunların olmamasının yegane temeli, bir ülkenin en büyük silahı onun demokrasisidir. Hrant Dink tedirgindi. En fazla 2006'nın Şubat ayında yanılmıyorsam oğluyla ilgili gelen tehdit rutinin dışında artık çocuklarını ve aileyi aramaya başlamıştı. Kayıkta biz balık tutarız yazın onunla. Agoslar oradan söylerler 127 tane, 150 tane sana silin der önemli bir şey değilse. Yani bu dereceye gelmiş bir şey. Ama bu Arat'la ilgili gelen tehdit abimi artık son noktaya getirmişti. Ailesiyle yürürken onları iki adım önde yürütüyor veya kendi iki adım arkada yürüyor. Ruh halimin güvercin tedirginliği. Hrant Dink'in son yazısının başlığı bu oldu. Şu çok açık ki beni yalnızlaştırmak, zayıf ve savunmasız kılmak için çaba gösterenler kendilerince muratlarını erdiler. Daha şimdiden topluma attıkları kirli ve yanlış bilginin tesiriyle Hrant Dink'i Türklüğü aşağılayan biri olarak gören ve sayısı hiç de az olmayan bir kesim oluşturdular. Tıpkı bir güvercin gibiyim. Onun kadar sağma soluma, önüme arkama göz takmış durumdayım. Başım onunki kadar hareketli ve anında dönecek denli de süratli. Evet, kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim. Ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet, biraz ülkekçe ama bir o kadar da özgürce. Hrant Dink cinayetin azmettiricisi Yasin Hayal ve tetikçi Ogün Samast, Trabzon'un Pelitli beldesinde yaşıyorlardı.
Durum böyle olunca cinayetten sonra gözler kent merkezine oldukça yakın havalimanının hemen karşısındaki bu küçük beldeye çevrildi. Kısa süre sonra anlaşıldı ki burası sadece bazı emniyet yetkililerinin söylediği gibi milliyetçi duyguları yüksek gençleri barındırmıyordu. Aynı zamanda burada bu karanlık cinayetin önemli şifreleri de vardı. İşte bu yüzden cinayetten önce bu beldede neler yaşandı, bunları aydınlatmak büyük önem taşıyordu. Hrant Dink suikastı öncesinde Trabzon'da dikkat çeken olaylar oldu. 15 yaşında bir gencin işlediği Raip Santoro cinayeti bunlardan biriydi. 2006-2007 Trabzon'u gerçekten bakılması gereken, tartışılması gereken bir Trabzon. Hatırlayalım, o dönemde linç girişimleri söz gelimi oluyordu. Daha sonra Santoro cinayeti olmuştu. Santa Maria Kilisesi papazı öldürülmüştü. Arkasından Hrant Dink cinayeti oldu. Ve o dönemde birçok Trabzon'da irili ufaklı hatırlıyorum ben. O dönemin Trabzon'unda bu olayların birden bağımsız ayrı olduğunu düşünmüyorum. Burayı kullanan birçok hem iç hem dış yapı var. Onlar kendilerine burada bazı kullanabilecekleri ya da yönlendirebilecekleri bazı yapılar, insanlar bulabilirler. Gazeteci Ahmet Şefik Molla Mehmetoğlu'nun dikkat çektiği yapıda öne çıkan bir isim var. Erhan Tuncel. Erhan Tuncel ile Yasin Hayal'in yollarının kesiştiği günler yakın tarihe geçecek olayları da belirledi. Nizami Alem Ocakları o zamanki adıyla sonra Alperen Ocakları oldu. O zamanki adı. Orada zaten oraya da şeyin vasıtasıyla gitti. Erhan Tuncel aracılığıyla oraya da gitti. Yani Erhan Tuncel'den tanıştıktan sonra Yasin'in bütün hayatı değişti. Yasin bizim çocukluk arkadaşımız yani. Aynı mahallede büyüdüğümüz bir arkadaşımız. Erhan Tuncel'i tanıdıktan sonra yani ortamdan koptu zaten bir an. Tanıyamaz hale geldik arkadaşımızı. Tuncel Hayal ikilisinin ilk eylemi Trabzon'daki McDonald's'ı bombalamak oldu. Tuncel bombayı hazırladı, Hayal yerleştirdi. 6 kişi yaralandı. Yasin Hayal'in babası karakolda karşılaştığı iyi muamele nedeniyle şaşkındı. Yani aldıkları akşam gittim işte emniyette oturuyoruz. O arada sivil kıyafetli bir adam geldi. İnce uzun boylu. Gelince tabii hep ayağa kalktılar. Ben de kalktım. İşte tokalaştı. Yasin Hayal'ın babası Bahattin Hayal dedi. Memnun oldum. Yani çok benden böyle bir hani bir bomba atan, bir suç işleyen insanın babası değil de çok daha üst düzey bir insan gibi karşıladı beni. Hani ben oraya ifade vermeye gitmiş bir insanım. Beyefendi rahat etti. Çay söylediniz mi? İşte yemek gelsin gibi. Trabzon Emniyet Müdürü. O dönem Trabzon Emniyet Müdürü. 3 gün sonrası yola gidiyoruz. Bendim Yahya Öztürk. Emniyet Müdürlüğü Öğle Müdahale Şube Müdür Yardımcısı. Alıyor beni bir odaya. Tek başına bir odaya. Bana anlatıyor işte çıkart cebinden Kur'an-ı Kerim'i çıkarttı. Biz dedi bu Kur'an-ı Kerim'le dedi. Bizim şeyimiz rehberimiz budur dedi. Biz öyle bir rapor hazırlarız ki dedi, Yasin kısa zaman çıkar, cezaevinden çıkar dedi. Dedim ben Yasin'e dolduğunu bilsem şu anda diye seninle beraber gider alırım dedim. Ve size dedim bir ipucu bulursam sizi de ararım. Ve ben dedim ki Yasin öldü dedim, benim için Yasin öldü dedim. Yani bir terör şeyini olayına karıştığı zaman dedim bu öldü, benim için öldü. Yok dedi, Yasin bundan sonra yaşayacak. Yasin gibilere ülkenin ihtiyacı var. Erhan Tuncel McDonald's bombalamasından 2 hafta sonra emniyet bünyesine alındı. Yardımcı istihbarat elemanı yapıldı. Tuncel'in ilk görevi McDonald's'ı bombalaması için azmettirdiği Yasin Hayal'i ve arkadaşlarını izlemekti. Yasin Hayal ve arkadaş grubu jandarmanın da yakın takibindeydi. Jandarma muhbiri Coşkun İyici Yasin Hayal'in eniştesiydi. Baktım silah arıyor. Yani Yasin... Ya Yasin sen silah ne yapacaksın dedim. Sen aklı başında adamsın öyle. Simit satan adam silahla ne iş olur ki? Yani ne yapacaksın silah? Ya abi dedi 300 lira param var. İşte dedi bunlar dedi bir silah almayı, silah temin etmeyi düşünüyorum. O güne kadar hiç adını duymadım. Fırat Hrant Dink. Yasin bu kim dedim. Ya dedi bu dedi İstanbul'da dedi. Ermeni dedi bir gazeteci dedi. Dedim ya Ermeni gazetesi Ağustos. Senden ne işi var? Ya dedi bu dedi Türklüğü dedi çok aşağılıyor dedi.
Türkler hakkında dedi, çok ileri geri şeyler konuşuyor dedi. Yasin Hayal devlet değilsin. Bu devlet var, polis var, jandarma var, bir sürü şey var öyle ya. Yani bir şekilde Yasin Hayal'ın kafasına bunu sokmuştular. Olayın tabi mahiyetini ben anlayınca baktığım olay büyük. Büyük yani. Bu olayda Yasin'de bunun resmi var. İş yerinin şeyleri var, adresleri var. Yani evinin adresi var. Bir sürü şey var. İyice temasta oldu jandarma astsubay Okan Şimşek ve uzman çavuş Veysel Şahin'e durumu anlattı. Temmuz 2006'ydı yanılmıyorsam. İlk bilgiler olduğu zaman. Anlatırken ama dedim bak bunu şifayın dinlemeyin dedim. Benim anlattıklarım not alın dedim. Ben de başladı bu sefer not almaya. Okan Şimşek yazıyordu. Veysel Şahin yan tarafta dinliyordu. Okan Şimşek yazıyordu. Bunlara ben olayı anlattım. Tamamen şey yaptık. Ama gel gör ki sonuçta olaya gelemedik. Olay oldu. Bir sefer ben söyledim de böyle durdular. Olabilir dediler. Yasin biraz deli dolu dediler. Ama biz Yasin'i yine kontrol altına alalım. Yani Yasin'i takip ediyordular. Hüseyin Başçavuş vardı o zaman. Öyle isim öyle kaldı aklımda. Hüseyin Başçavuş diyordu. Gözetim ağla diyordu. Yani Yasin yapmaz bu işi. Yapacak şey değil. Buradan İstanbul nereye, buranın nereye gibisinden konuştu. Sen rahat ol diyordu. Erhan Tuncel'de eş zamanlı olarak Hrant Dink suikastinin hazırlıklarından emniyet birimlerini haberdar etti. İhbarlar cinayetten yaklaşık bir yıl önce geldi. 2006'nın Şubat 17'sinde o zamanki Trabzon emniyet görevlileri Hrant'ın öldürüleceğine ilişkin bir yazıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve İstanbul Emniyeti'ne bildirmişler. Hrant'ın öldürüleceğine ilişkin bu bilgi Trabzon'da Sağır Sultan tarafından biliniyor. Yani bu çok önemli bir bilgi değil. Önemli olan şudur. Hrant'ın ne zaman ve kimin tarafından öldürüleceğine ilişkin bilgi. Yasin Hayal bir süre sonra Hrant Dink suikastı için 18 yaşından küçük tetikçi arayışına girdi. 17 yaşındaki o gün Samast bulundu. Gazeteci Nedim Şener'e göre muhbir Erhan Tuncel de polis de tetikçiyi biliyordu. O gün Samast'ı söylediğimi Erhan Tuncel de söylüyor. Yani ben polislere bunu söyledim, Mehmet Ayhan'a da söyledim, diğer polislere de söyledim diye açık açık söylüyor. Ama raporlara geçmiyorlar. Yasin Hayal bundan vazgeçiyor çünkü 18 yaşını geçmiş o tarihte. Onun için 17 yaşında 18'den küçük çocuk arıyor. Ve şey buluyor, Engin Yılmaz'ı buluyor, o olmuyor, Zeynel Abidin Yavuz'u buluyor, o olmuyor. Bu sefer o gün Samas'ta. Neden? İşte daha önceki prova olumlu sonuç verdiği için. Hangi prova? Raip Santora cinayeti. Raip Santora cinayetini işleyen çocuk 15 yaşındaydı. Emniyetin de bu olayı önceden bildiğini biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Çünkü o gün Samast'ı İstanbul'da garajda karşılayan arkadaşları olduğunu söylüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi. Oysa o gün Samast arkadaşlarının kendisini garajda karşıladıklarını söylemiyor. Hiçbir yerde. Yani emniyette de söylemiyor, savcılıkta da söylemiyor. O gün beraber oldukları arkadaşlarının alınan ifadelerinde de o günü garajda karşıladıkları şeklinde bir ifade yok. Ve öyleyse Emniyet İstihbarat Daire Müdürlüğü o günün garajda arkadaşları tarafından karşılandığını İstanbul Özel Yetkili ve Savcılığına ve mahkemeye yazabiliyor ise bunu biliyorlar demektir.